Merhaba. Merhabalar. Merhaba. Bu bölüm Mentor Effect TV için Scorp'un kurucusu İzzet'i ziyarete geldik. Aynen. İzzet'le beraber bugün fikirden kick-off'a, yani ürüne geçmeye ve o ilk müşteri alma hikayesini biraz dinleyelim istiyoruz. Aynen. Çok teşekkürler. Ne demek? Ben teşekkür ederim geldiğiniz için. Şimdi bence biz İzzet'i çok kişi biliyordur ama sen çok kısa, hani tabii. İzzet kimdir, ne yaptı, ne etti, tamam. Scorp'a gelene kadar ne yaptı, sonra zaten bol bol Scorp'u konuşacağız. Aynen. Şimdi İzzet şöyle birisi aslında, ben 26 yaşındayım, Scorp'u 23 yaşında kurdum, diğer ortak da 20 yaşındaydı. Şimdi İzzet, biz bayağı herhalde Türkiye'de en genç bir şeyler yapan, böyle en, bilmiyorum bizden var mı bu yaşta, ya Sercan'dan daha küçük olduğunda eminim. Sercan 23 çünkü yaşındaydı İzzet'in bugün. Şimdi benim aslında hikayem biraz komik. Ben lise ilk öğretimden itibaren inanılmaz tembel bir öğrenciydim ama böyle inanılmaz, hani mesela ilk öğretimde birinci sınıfta en son okumayı çözen çocuktum ve psikolojik bir baskı vardı bizim okulda. Her okumayı öğrenen abi şey yapıyorlar, böyle resmini sticker'la yapıştırıyorlar, böyle bir şey var, tablo vardı. Ben abi aynen bir tanesi de ismi sene son oldu hala benim. Bir de hani bana sorsalar küçüklüğünden ne hatırlıyorsun, sadece bunu hatırlıyorum. Okumayı geç öğrendim. Ben okumayı geç öğrendim çünkü nasıl bir psikolojik baskıysa. Neyse işte en son öğrendim. Abi böyle ilk öğretim böyle hızlı hızlı geçti. Ama hep böyle hakikaten harbi tembel bir öğrenciydim. Bazen böyle abartıyorlar zannediyorlar ama hani annem hani benimle nasıl çok tembel çok yaramaz bir gittim. Sonra abi liseye geçtim. İlk öğretimde böyle şey derler bana, hani küçüklüğünden beri satış yapıyor muydun diye. İlk öğretimde şey yapıyordum. Büyükadalıydık biz. Büyükadalıydık. Büyükada'da abi ben limonata satıyordum 5. sınıfta. Çok da güzel para kazanıyordum. Gerçekten de o yaşta arkadaşlarım bir şeyler ısmarlandım böyle. Neyse sonra liseye geçtim. Liseye geçtiğimde tembelliğimden hiçbir şey kaybetmedim diyeyim. Aynı tempo devam öyle tembellik diyeyim. İşte hazırlık falan okudum. Hazırlıkta da aslında ilk defa böyle İzzet'i, ben hani İzzet olmasındaki ilk şeyleri, adımları attığımı düşünüyorum. Hazırlıkta bizim bir tane medya şeyimiz vardı, bir medya dersimiz vardı. Biz böyle okudum, okulda değişik bir ders var. Medya dersi diye bir ders var ki bence bayağı vizyoner hani. Hangi okuldaydı? Ulus Lisesi diye bir lisedeydi. Ve orada hani şey yapıyordu, hoca geliyordu böyle dünyadaki medya case'lerini, üniversite dersi gibiydi yani. Süper, case study vardı yani. Case study, aynen yani, case study. Lisede case study görüyordu. Evet, lisede case study görüyordum, sallıyorum işte şey falan da yaptı. Bize video falan da çektiriyordu hoca. Bütün ama illa yani fenci size çekiyordu. Hani hangi bölümde zaten... Çok güzel. Aynen bayağı güzeldi. Çok güzel. Birkaç tane okulda var galiba. Bizde de böyle çok ilginç ve güzeldi. Ve böyle kendimiz skeçler falan yapıyorduk. Orada böyle başta şey yapmaktan çok hoşlanmıştım. Böyle hani bir şeylerin, bir çekim ekibinin içinde bulunayım falan böyle. Çok hoşuma gidiyordu. Ondan sonra lise böyle 1 ve 2'ye geçtiğim zaman tembelliğim aynı şekilde devam ediyor ama okulda ne olursa olsun İzzet nerede, İzzet nerede, İzzet nerede, ama şöyle ilk öğretim ve lisede de hep böyle tembel bir heriftim ama işte sınıf başkanı oldum, işte başkanlığına falan şey yaptım, başvurdum neredeyse falan böyle. Sosyallik tamam. Sosyallik hep tamam, akademi çok kötü. Akademi zaman çok kötüydü böyle. Büyük ihtimalle aynen, konuşmaktan zaman kalmıyordu. Aynen. Daha sonra işte lisede şey yapmaya başladım böyle, bu farklı farklı okulun organizasyonlarında sahneye falan çıkmaya başladım. Şimdi bunlar aslında dinleyince çok küçük şeyler gibi geliyor ama bir insanın kendini gelişimi için bence manyak şeyler. Yani ben ona takık bir herifim. Biz Arman'la aynı üniversitedeyiz. Evet. Ve üniversitede bilgisayar kulübünde işte ben de önce başka bir arkadaşım, benden sonra Arman. Bizim üniversite hayatında, bu arada kulübün adı bilgisayar teknik göğe ama sinema organizasyonu yapıyoruz, şey parti yani düzenliyoruz, bahar festivalinde bilgisayar sinemaları yapıyoruz falan, evet yani bilgisayarcılar her türlü şey vardı yani. Süper yani, bayağı geliştirmiştir de size hani kişisel olarak da. Ondan sonra öyle işte lisede bir son sınıfta çalıştım, onu yalan söylemeyeyim. Hakikaten son sınıfta üniversiteye girmek için, iyi bir yere girmek için bayağı çalıştım. Orada da şey yapıyordum, benim hep taktiğim şudur her zaman üniversitede. Böyle deyince kızıyorlar mesela, sınıfı çalışkan dediğimiz insanlar, benim böyle garip bir gaz motivasyonum var benim. Onlarla takılırdım. Onlarla takıldığım zaman da onlar daha iyi yaptıkları için, onlar kadar iyi olmasam bile bazı yerlerde onlarla böyle yarışmak falan çok zevkli geliyordu bana. İşte lise 3 ve 4'te aslında daha çok yani akademiye biraz döndüm çünkü dönmek zorundaydım.
Ve böyle bitti. Daha sonra üniversiteye ilk girdim ve koça girdim. Güzel bir puan yapıp koça girdim. Koça girdiğimde medya. Gene medya girdim aynen. Medya görsel sanatlar diye bir bölüme girdim. Şimdi ilk girdiğim zaman gene hazırlık okudum arada yani. Şöyle adama sonra 12 sene boyunca İngilizce öğrenmişti. Hani hatta babam demiş, gene mi hazırlığa geçeceğim? Aynen, gene hazırlığa girdim. Şimdi hazırlık şöyle bir şey. Belki hani şey varsa, hani bunu izleyecek olan hani böyle üniversite öğrencisi falan varsa. Hazırlık böyle bir üniversitede hakikaten bomboş geçirdiğin, hiçbir şey yapmadığın. Arada böyle yalandan İngilizce öğrenmek için bir şey yaptığın. Okey, İngilizcen gelişiyor ama zaten hani... Yani o kadar çok İngilizce görüyorsun ki zaten o organik gelişiyor yani. Duya duya çözüyorsun hikayeyi. Organik growth var abi. Evet, yani organik growth var orada zaten dil olarak tam. Orada ben ilk başta şey yapmaya başladım. Çok komik. Şimdi Koç'ta okuduğum için tabii Koç'ta böyle hakikaten gelir düzeyi olarak çok yüksek zengin diyeyim. Aynen, insanlar da vardı. İlk başta abi ben sahibinden.com üzerinden ak satıyordum. Çok komik. Aynen. Satıyordum. Ak. Bu ak ayakkabılar vardı. Bilir misin bilmiyorum. Yani, evet. Aynen. Ak satıyordum. Ve arkada şöyle bir tane Türkiye'ye getiren adam varmış. Hikayesi çok komik vardı. Ak Türkiye'ye uzun bir süre orijinali hiç gelmedi. Hep abi yurt dışından geliyor ama burada fake'i o kadar büyümüş ki ak firması gelip o fake'i yapanı anlaşmak istemiş. Bizim orijinali distribüt eder misiniz diye. Öyle komik bir hikaye. Neyse. O patladığı zaman ben de baktım hani burada hakikaten bir şeyler olabilir. Ak satmaya başladım sahibinden artık üzerinde. Sonra arabamın bagajında de ayakkabı satmaya başladım okulda ama böyle hazırlık şeyinde milleti böyle çok gene konuşkan falan olduğundan da böyle milletler aa işte gelin ben de kimse olma ayakkabılar falan var. Neyse ilk böyle aslında benim real olaraktan parayla tanışmam böyle bir de anlatmayı unuttum. Lisede de bir dönem telefon sattım. Telefonda şeyden satıyordum. Çok komikti. Profil onun yanında bir tane telefoncu var. Abinin internetle hiçbir alakası yok. Telefonu alıyordum. 50 lira üstüne koyup sahibinden satıyordum. Çok komikti aynen. Abiye de sonra gidiyorum diyorum. Abi müşteri buldum da indirim yap falan filan. Aslında ondan da komisyon alındım bir anda. Böyle hani minik minik yani. Bu da şey oluyor. Herkes böyle olmasına gerek yok ama. Hani ben akademik anlamda çok manyak bir öğrenci hiçbir zaman olmadım. Kaç sene bitti üniversite? Daha üniversite son sınıftayım. Ha, bitmedi daha. Bitmedi aynen. Kaç sene uzadı? Şu an 3 senedir son sınıfta istikrarlı duruyorum ama gitmediğim için. Aynen. Bir de başka sebepler var, anlatırım onu. Aynen. Şöyle, attendance problemi var. Neyse söyleyeyim. Ben hep derse gitmen lazım. Hep derse gitmek de olmuyor şu an ondan dolayı. Okul, Koç Üniversitesi ne kadar Scorpio'ya işte yatırım yapmış olsa da hakikaten real olarak Scorpio'ya yatırım torpil yapsa. Torpil yok. Ama torpil yok yani. Aynen. Torpil yapmıyor. Aynen. Öyle bir dünya. Bayağı komik, evet. Neyse işte sonra başladım bunu yapmayı. Ondan sonra bir parti dönemim oldu. Bayağı uzun bir süre partiler yaptım. Bu partileri yaparken... Hatta organizasyonu mu yaptın? Şöyle hem organize ediyordum hem de yani aslında organizasyon onda oluyor. Bütün herkesi de ben topluyordum yani. 2-3 tane de arkadaşımla beraber. Orada abi ben şununla tanıştım aslında, community yapmakla. Orada ben farklı farklı üniversitelerdeki öğrencilere ki eminim üniversite belki sizin döneminizde yoktu da şu anda var. Böyle öğrencilere bilet sattım. Mesela bilet 20 liraysa abi sen bilet sat 5 lira senin olsun 15 lira da işte bize versin gibi komisyon üstü bilet sattırıyorsunuz. Böyle bunu yaptırmaya başladım insanı. İlk bir kendim bir ev partisi yaptım. Türkiye'de de bir bug var. Ev partisi yaparsan doluyor. Neden? Çünkü ev partisi diye bir şey yok bu ülkede. Filmlerde görüyorsun. Filmlerde Amerikan filmlerinde görüyorsun abi house party. Aynen. Yani Amerika'da house party yapsan yani ev al doldurursun da zaten devamlı var yani sürekli var ama burada olmadığı için çılgın oluyor. Bir de şöyle bir şey var, bunu sevmiyorum söylemeyi ama mesela Koç Üniversitesi bir etiket aslında. Bu ülkede bir etiketler var. O etiketleri çok kullanarken Koç Partisi, Koç Partisi diye bir parti yapmaya başladım. İlk hazırlığın ortasında. Brand Koç Partisi. Evet, Brand Koç Partisi. İşte bir yılbaşı partisi yaptım. O böyle çok hayvan gibi insan geldi. Ondan sonra da dedim bu işte güzel, işte güzel de para kazanıyor. Devam edeyim dedim. Sonra böyle çılgın gibi büyüdü. En sonunda şu hale geldi. Bir yurt dışından DJ getirdiğimiz, işte Yalın'ın Çeşme'de, bütün Ege'de konserlerini çok yaptığımız bir başka arkadaşımla bir firma haline geldim. Ve ben hani hakikaten herhalde 19, bu arada 20 dediğim o dönem, herhalde 19 falanım. 19'da benim aslında 21 yaşanan böyle full parti yaparak geçti. Peki. Scorp'a geldik. Scorp fikri. Aslında önce fikirden başlayalım. Yani çünkü community aslında biraz önce orada biraz evet, şey bilerek, verdin yani. Onu bilerek, aklım onu size zaten söyledim. Yani nasıl oldu da Scorp fikri çıktı? Çünkü bizi izleyenler esas vermek istediğimiz amaç da o. Yani bir fikir nasıl çıkıyor? Onu nasıl kabola geliyordum aynen. Ki gerçekten ya böyle bir şey olsa tutar diyorsun. Tutar diyorsun. Şöyle
bir fikir aslında çıkmıyor. Yani bir fikir böyle burada sohbet ediyoruz falan diye gelen fikirden bence hiçbir şey olmaz. Çünkü yani web diye konuştuğumuz ve şu an aklımıza gelen fikir eminim çürütülecek bir sürü şey vardı. Şimdi biz ilk aslında fikri şöyle oluşturduk. İşte 6 ay boyunca falan böyle konuştuk ama ilk başta herkes gibi ben şey diyorum hatta girişimcilik 101 gibi hani patatesci açalım, sosisçi açalım, salatacı açalım, okuldaki makarnacıyla gidip konuş falan, makarnacı açalım falan. Bunların hepsini bir geçtik. Bence bir fikir olan herkes bir ilk turu bunları geçiyor. Tabii. Aynen. Ondan sonra baktık hani ne var, bizim dönemde neler var. Şimdi aslında o altyapıyı oluşturmam da şey oldu. Mekanist diye bir yerde çalıştım ben. Burada böyle bölmek istiyorum çünkü aslında insanların startuplarda çalışması, yani okumak başka bir şey, çalışmak evet. Bence çok daha başka, çok önemli. Mekanist diye bir yerde çalışmıştım ve mekaniste çalışırken gördüğüm şeyler çok hoşuma gitti. Kaç senesi çalıştın mekaniste? Güzel soru. 2012-13 falan galiba. Şey ilk iş deneyim miydi? Mekanist yoksa öncesi mi? İlk iş deneyimi şöyle ilk iş deneyimdi. Ben hiç kendi birisinin yanında çalışmamıştım o güne kadar. İlk defa bir yerde çalıştığım bir deneyim. O da startup oldu. Bence güzel bir etkinlik. Aynen o da startup oldu. Onun da sebebi şuydu. Baktım böyle hani inan vermişler. İlginç geldi. İnternetsiz böyle teknoloji. Dedim ya kurumsal bir şey zaten benlik değil bakayım bu ne falan diye. Neyse ilk gün gittim heyecanla. Taksindeki ofise mi? Yok ben Kuruçeşme'deki ofise. Aynen ilk gün gittim baktım hani saat 8-8.30'da gitmiştim çok yatıyor. Kimse yok. 9 kimse yok. 9.30 kimse yok. 10 herkes geldi. Saat ama mesela 10'da herkes geliyor. Saat 5 gibi de hep yardım işte falan. Çünkü benim için hani ben zaten böyle bir dünyadan çıkmıştım. Rüya gibi. Rüya gibi nasıl bir dünya falan diyorum. Hani nasıl bir şey işte. Hem çalışıyorlar. Hem de akşam partiliyor. Hem de akşam partiliyor. Bana bayağı garip geliyordu açıkçası. Neyse o bayağı böyle hoşuma gitti. İlk de oraya almamışlar beni arada. Komik bir olay var ama onu anlatmayayım. Neyse işte. Sonra orada ben şeyi çok sevdim. Yani, okey bu startup muhabbeti hakikaten güzel. Oradan yola çıkarak bir altyapı gene oluştu. Ve işte 3. sınıfa geldiğim zaman ben üniversitede artık hani üniversitede zaman geçirmem lazımdı çünkü sınıfları geçemiyordum hani Metter gibi diyordum 2 geri 1 ileri bile değil hani 3 geri 1 ileri gibi. Ondan dolayı da okulda aslında böyle bir 6 aylık dönem, 8 aylık bir dönem oldu sürekli gittiğim bir dönem. O dönemde aslında skorba fikrinin olgunlaşmasının başladığı dönemdi. İşte orada Sercan'la tanıştım şu anki ortağımla. Bir derste. Orada da şöyle oldu. Hani biz onunla oturduk işte bir şekilde tanıştık. Bir kahvaltı ettik beraber ve şey bu sevgili gibi anlatıyorum ben normalde bizim versiyonu. İlk görüşte aşk gibi diyorum ben bizimkisi. O dedi ki orada otururken şey muhabbet açıldı. Beğeni beğenmeyin. İnsanlar beğenmiyor ama Acun mesela benim için Türkiye'deki en successful insanlardan, girişimci olaraktan. Medya aslında o da bir konvansiyonel ve yeni dünya girişimcisi gibi diyebilirim. Ve onun hakkında konuşmaya başladık. Ve onun hakkında konuşurken böyle baktım hani aynı kafadayız falan. Ondan sonra da şey başladı işte değil mi? Bu daha demin anlattığım fikirler ortaya çıkmaya başladı. Esas skorp fikrinin geldiği yer aslında tam bir gözlem. Yani aslında fikir gözlemden çıkıyor daha çok. Baktık hani o dönemde ne var en son bir 4-5 ayın sonunda. İşte ne var? Snapchat var. Snapchat deli gibi patlıyordu. Üniversite Snapchat'in mi var o falan filan. Video çıldırıyor zaten yani Snapchat. Bütün dünya video diye. Uzman TV patlamış bir yerde. Uzman TV işte uzmanlar bir dakikada kısa. Evet. Vine de o arada patladı. Kısa sürede böyle şey yapma. Onlar falan patlamıştı. Sonra biz de dedik ki okey bu çok güzel yani videolu bir şey yapmamız lazım. Ama ilk videodan çıktık. Biz yapamayız yani ne yapacağız falan filan fikir aklımıza gelmedi. O sırada AskFM vardı. Dedik ki AskFM'in videolusunu yapalım. Yani videoya dedik videolu bir şey yapmamız lazım. Bir şeyleri birleştirmeye çalışıyoruz tabii klasik girişimci. Aynen hani neyle neyse. Bunun bu su iyi, bunun bu su iyi. O zaman... Hadi abi ortaya bir şey yapalım aynen. Sonra AskFM şöyle dünyada çok hızlı büyüdü bitti. Çok naif bir şey dedik ki çok hızlı büyüyüp gittiyse bu yürümez. Videolusu da yürümez dedik. Çıkardık. Sonra dedik ki bir tane moda app yapalım. O ara benim stilimler 2014 senesinde bizim yani fikir olduğunda çok çok daha popülerdi. Moda app yapalım işte. Kızlar gece dışarı çıkmadan hemen şeylerini atsınlar. Diğer kızlar da yorum yapsın. Aynı zamanda modacılar olsun falan filan. Öyle onlardan feedback alsın. Arada bunu şimdi Şeyma Subaşı yapıyor. 3 sene sonra ki ben bir sürü üniversitede anlattım. Hani yapın bunu diye. Neyse dedik ki biz de erkeğiz ne anlarız modadan falan filan diye o da yalan oldu. Ama bu kadar hakikaten naif hani hep soruyorlar nasıl ediyoruz böyle sohbet ediyoruz. Abi bu olmaz deyip geçiştiriyoruz. Sonra ek sözlükçe takılmaya başladık. Bakıyoruz yani dünyada ne iyi modeller var diye. Aslında dünyaya bakmaya gerek yok. Türkiye'de de bayağı değişik şeyler var. Ek sözlük manyak bir model. Dünyada 3 tane farklı ek sözlük gibi şey var.
çok başarılı, senelerdir süren bir model. Dedi ki bu model iyi. Video da iyi. O zaman dedi eş sözlüğün videosunu yapalım. Ama ilk başta yaparken Scorpio şöyleydi. İçinde uzmanlar da olsun gibi bir takıntımız vardı. Ama konunun gurusu olsun. Konunun guruları da olsun. Hani hem konunun guru da olsun hem de insanlar kendi ne istiyorsa ek sözü geyik de yapsın ama bir şekilde videolu şey olsun, kendini belirtme olsun. Böyle oluşturulur. Yani. Aynen, videolu expression gibi olsun. Yani Twitter'ın videosu gibi aslında ama o dönem biz ek sözlü videosu diyorduk. Çünkü bizde hashtag yoktu, biz ek sözlü konu mantığını aldık. Aynen, bu arada hala dünyada yok böyle bir sosyal medya. Sonra onu video ile birleştirdik ve oradan aslında Scorp çıktı. Ama bu dediğim Scorp da ilk çıktığı zaman gene guruları da olsundu. Sonra pazarda büyümeye çalışırken biz hani o guru dediğimiz insanlar daha bir yaş, birazcık daha yaşlı büyük oldukları için video ile böyle 15 saniyede kendini şey yapamadılar. Orada dedik ki okey, yani biz bunu zorlamayalım, olmuyor. Aslında bayağı zorladık da olmadı yani. Ondan sonra da organik mal da düştü. En sonunda da aslında Scorp'u Scorp nasıl kaldı? Ek sözlü videosu olarak kaldı diye. Yani konular, konunun üzerine video paylaşıyor insanlar. O konunun altındaki videoları insanlar izlemeye devam ediyor. Şimdi 15 saniye neden diyorlar bize. 15 saniye sebebi de şuydu, 6 saniye Vine'di. Evet. Şimdi 6 saniye Vine'da sen bir şey, bir fikir belirtemiyorsun. Gene çok naif bir şekilde Sercan'la birbirimize soru sorduk. O kamera tutuyor. Bir soru soruyor ek sözlüdeki başlıklardan. Ben 10-12 saniyede anlatıyorum bunu. 6 saniye olmuyor ama hakikaten böyle yani mantıklı bir şekilde. Sonra yani böyle aktı. Sonra dedi ki 15 olsun. Yani böyle gene naif, böyle çok şey, saf duygularla. 15 saniyeli videolu ek sözlük. Sonra oradan aslında ortaya çıktı. Fikir oradan çıktı. Ufak ufak denediniz. Ufak ufak denedik. Ufak ufak denememiz de şöyle oldu aslında. Daha demek bu sorularda nasıl büyüdü? Evet. Nasıl Scorp oldu? MVP'si nasıldı? Şimdi ilk başta... Ne kadar sürdü? Yani mesela bu dediğin ya, sohbet ediyoruz aramızda. Valla fikir yalan söylemiyorum. 6 ay falan sürdü yani. 6 ay bir sürü şey konuşurken sadece bu arada bu da olabilir. Bu neden olmasın? Aynen. Şunu mu yapsak, bunu mu yapsak? Aynen. 6 ay sonunda aslında böyle biraz daha hadi ya bunu deneyelim noktasına geldik. Evet, 6 ay sonunda bir deneyim geldi. Fikir geliştirme başlamadan önce bu fikir tutar mı acaba sorusunun altını doldurmak için bir aksiyon aldınız mı? Mesela gidip insanlarla konuştunuz mu? Yoksa tamamen şey mi oldu hani? Tutar herhalde deyip geliştirmeye başladık. Biz de biraz ters oldu. Biz fikre inandık, sonra insanlara anlatmaya başladık. Güzel. Ama insanlara anlattıkça feedbackler güzel olduğu için, ya şöyle diyeyim, herkese anlattık. Zaten Scorp'un başarını yapan şeylerden birisi de çok iyi community yapması. Yani biz çok çılgın bir community yaptık. İnsan bütün öğrencilere, yani ben İstanbul, Ankara ve İzmir'deki 2014 yazında, kışında bütün üniversiteleri gezdim, her yerde kulüplerde orada da Scorp'u anlattım ve dedim ki arada Scorp yok da, uygulama da yok ha. Bir de sade zinciri satışçısı, 3 tane site var, bir tane designer'ımız var okuldan arkadaşım Tuğba diyor, onu dizayn ettirdik, yazılımcı diyor karadında. Biz daha yazılımcı olmadan community kurmaya başladık. Peki ne yapıyorsun ilk okula? Anlatıyorum, bizim uygulama olacak. Hadi abi bize yardımcı olur musunuz? Ne istiyorsun yapalım? Uygulama abi çıktığı zaman içine video atın diyoruz. Ha. Aynen. Herkes... Sen early customer'ları topladın aslında yani. Aynen, daha uygulama yok. Gidip falan ya, gelsene abi böyle bir şey olacak. Sen aynen oraya girer misin? Olur abi, yani atarım ben. Kulüp gibi yaptık onu ve her okuldan WhatsApp grupları oluşturmaya çalıştık. Çünkü ben sana anlattığım zaman sen burada kalmıyorsun, retain etmiyorsun burada. Evet. Yani gidiyor, güzel dersin, sonra unutup gidersin bana. Ama biz o yapıyı öyle bir kurduk ki sanki biz kocaman bir kulübüz. Bu kulübün amacı da bu app'i çıkarmak. Nasıl bir kulüp vardı, organizasyon yapan? Bu kulübün amacı da bu app'i çıkarmak ve üniversite öğrencilerinin aslında kendi yaşıtlarımızın motivasyonları da... Kaç kişi topladınız? 1000. 1000 tane adam WhatsApp gruplarında... Aynen, 100'den fazla WhatsApp grubu vardı ve WhatsApp gruplarında ilk başta 20 kişilik yapıyorduk. Sonra magic number derler ya, o CD'nin numarayı bulduk, 7. Bir WhatsApp grubunu 7 kişilik yaparsan o WhatsApp grubunda herkes konuşuyor. Herkes aktif kalıyor ve bir sürü 7-7-7 binlerce grup ve bu insanlarla 2 haftada bir offline'da da buluşuyoruz. Ya da sallıyorum İzmir bölge müdürü var. Onlara diyorum. Sen İzmir müdürüsün. O İzmir'i gaza getiriyor. İzmir'deki grupları buluşturuyor devamlı. Peki ne gazı veriyorsunuz? Daha uygulama yok, bir şey yok. Uygulama yok ama her... Olacak ama nasıl olsunları mı tartışıyorlar hem yoksa? Nasıl olsun tartışıyoruz. Market entry'yi tartışıyoruz. Şöyle yapın, sizin okulda nasıl yaparız? Diğer okullar böyle yapmış falan filan. Devamlı sonuçta bir şey var. Yazılımcıyı bulduk, bir şey yaptık, bunu yaptık. Ya çok komik, garip bir kafaydı. Birçok gelişmişti yani. Hep şöyle, evet, ben fikir, ürün, müşteri, şey, kitle yani. Yok, aynen. Öyle fikir, kitle, müşteri, evet, ürün çıkacak. Kitle, aynen, ürün çıkacak. Hakikaten öyleydi. Sonra anlattık falan. Anlatıyor. Bir de şey çok iyiydi o dönemde. Şimdi Türkiye'de aslında 3 sene var. Bizim çıktığımız zaman
girişimde çok yoktu. Ne var? Yemek sepeti işte, Markafon, Sina abiler. İşte böyle birkaç tane çok büyük eBay'ler gitti gidiyor. Çok fazla şey yok ve 3 sene evvel girişimcilik de bu kadar popüler değildi. Hatta hiç değil yani. Ben ilk girişimcilikle mekanisten evvel aslında bizim okuldaki şeyde tanıştım. Bir tane ders böyle derslerde görmüştüm. Girişimcilik diye orada tanıştım. 3 senelerde bu ülke çok çılgın gelişti yani girişimcilik namına. Neyse aynen sonra yazılımcı falan da bulduk arada. Bu insanları biz 3,5 ay boyunca falan app çıkıp hatta 4 ay boyunca app çıkana kadar her gün bir şekilde update'ledik her gün. Bunları arada buluşturuyoruz. Dediğim gibi kulüp mantığı gibi. Ben okulda falan da kulüp kurduğum için... Full community management. Daha uygulama... Hiçbir şey yok. Sadece community management. Full community management. Bunu yaptık. Bundan sonra da işte yazılımcı ortaklarımızı buldu. Ve daha sonra işte app beta'ya çıktı. Beta'da da bir şey yaptık. Gene çok naif duygular. Dedik ki... Gene biz örnekler böyle. Çok komik örneklerimiz. Bir mekan açtın düşün abi. Mekan içi boş olursa kimse içeri gelince bir şey yapmaz. Biz de hani sizi şey, üniversite öğrencileri de hadi abi bizim mekanımız dolu olmasın lan. Hadi abi herkes kendi okulda alakalı güzel konular çeksin, videolar çeksin falan. Biz daha epi çıkmadan hemen yaklaşık içeride 6-7 bin tane video olmuş. Aynen içerisi full diyor. Zaten biz 7 Şubat 2015'te epi çıktığımız zaman insanlar şeydi, ben duymadım bu epi. Çünkü içeride dipsiz binlerce yani. Video. Aynen binlerce video var. Ve hepsi böyle çok güzel okullardan, güzel insanların böyle üniversite gençliğinin birbiri arasında yaptığı keyif. Ondan dolayı çıktık ve orada şeyi de çözmüş oldunuz. Tavuk yumurta yani. Tabii. Platformu koydum ama content yok. İnsanlar geldi content oluşturmak için. Çünkü uygulamaya kimse yok. Aynen. Ama sonra daha en başında şey yaptınız. Biz de uygulamadan evvel biz onu düşündük content yani. Content geldi zaten. Çok orada insanların şey yazdı. Kitle direkt geldi otomatik. Kitle de geldi aynı otomatikman. Sonra dediğin gibi abi kitle otomatikman geldi ve büyümeye başladı. Daha sonraki soru şeydi galiba. Büyüme bu mi? Bu arada ne düşün merak ettim. Nasıl finanse ettiniz orayı? Çünkü bedava ürün geliştirme falan şöyle, yani bir tane zaten ortağımız şey, bizim üniversite arkadaş bir şey yok. Diğer ortağımız da o dönemde hepsi burada da galiba çalışıyordu. Bizden yaşça büyük hani 28 yaşında falan da o dönemde. Bir şekilde bize inandı, nasıl olduğunu ben de bilmiyorum yani. Büyük ihtimal 20 yaşında bir öğrenci ve 22 yaşında birisi lisede anlatsa, yani o dönemde özellikle bu kadar girişimcilik popüler değildi. Bilmiyorum nasıl inandı. Hatta arada soruyorum. Dört ortaksınız. Evet dört ortaksınız. Niye bize inandı? İkisi, falan. İkisi yazıyor. İkisi de goy goy yapıyor. İkisi de community manager. Community manager diyor. Ben goy goycu diyorum kendime. Sercan da productçı diyorum. Neyse. Aynen ondan sonra işte böyle app başladı. App büyümeye başladı. Belli app büyüme taktikleri falan kurduk ama soru düzeyinde anlatsam daha iyi. Yok tamam ben şey yapalım. Hani büyüme kısmı nasıl büyümeyi devam ettiniz? Çok güzel bir soru. Şimdi ilk başta zaten biz çok fazla insan komite toplandığı için oradan ikman patır kütür müydü ama bu tabi yani virality diye bir şey var ama yani şöyle bir virality yok yani atıyorsun büyüyor değil. O virality devamlı beslemen lazım hani. Çünkü genelde mesela şey diyor girişimden bazıları attık büyüdü abi öyle bir şey yok yalan yani o. Sen o devamlı hakikaten orayı bir şekilde gazlaman lazım ki o kesinlikle... Ateşi harlamazsan olmuyor söylüyor. Aynen mangal gibi abi ya tamamen yani mangal gibi yani çok güzel örnek mangal. Neyse o dönemde bir şey yaptık. İki tane bir şey, komik olayımız var. Bir tane biz Vine'i hackledik. Hackledik derken şöyle hackledik. Vine'in içindeki fenomenleri ben devamlı gidiyorum. Diyorum ki abi bu işte öğrenci uygulaması abi. Öğrenciler yaptı. Biz lütfen bizi paylaşın. Vine o dönem Türkiye'de çok büyük, çok popüler. İşte hiç kimse biz paylaşmıyor. Bir şekilde bir tane Aslı Bekiro diye bir kız bizi bir paylaştı. Sonra bir anda virality oluştu Vine'in içindeki fenomen arasında. Bu hep çok büyüyecekmiş falan filan. Patır kütür hepsi kendi kendine paylaşmaya başladı bizi. Aynen ve zaten bizim üniversitelerden gelen bir organik şeyimiz vardı. O da büyümeye başladı. Vine trafiği bir yandan, bir yandan üniversitenin organik. Üniversite trafiği bir yandan. Böyle çok hızlı büyümeye başladı. Yani büyüme... Ne zaman açtık dedin uygulamayı? 7 Şubat. 7 Şubat 2015. 15'te. Aynen. Çok hızlı şekilde büyümeye başladık. Ondan sonra bir ara Vine kesildi. Vine kesince ben şey yaptım. Çünkü Vine'da çok bir... Şimdi bir kitle bizi paylaştı. Diğer kitle diyor ki bu çocuklar sizi kandırıyor falan filan. Siz parasız niye öyle yapıyorsunuz? Öyle bir var. Tabii tabii. Niye parasız yapıyorsunuz diye bir galyan oluştu. Ben de abi artık bunu anlatıyorum her yerde ama bu sene anlatmaya başladım. Vine'dan iki tane fenomen de anlaştım ve bizim hakkımızda lobby yaptırdı. Sadece lobby aradı. Sadece lobby için bir anlaşma yaptık onlarla. Ücretli ve bizim lobbimizi yaptılar ve o lobby sayesinde diğer bütün Vine bizi paylaştı. Yani bizim imajımızı diye güzelleştirdik ve sonra onlar bizi paylaştı. Bu sırada da biz o dönemde Facebook videoyu çok pushluyordu. Daha ne Instagram'da video var, hiçbir şeyde video yoktu. Ve Facebook o dönem tam 2015'te YouTube'a savaş açtı. Artık hani YouTube videoları Facebook'ta hiç almayacak.
diye şey yaptı. Ondan dolayı bir de biz de dikey video olduğumuzdan dolayı da Facebook sayfamızı açtık bu sırada. Facebook'a Scorpion içindeki en güzel videoları yüklemeye başladık. İlk yüklediğimiz video ki çok güzel bir olay değil aradım. Özge Can Aslan'la alakalı Scorpion'ların fikirleriydi, kötü bir şey. Çok fazla izlendi. Sonra baktık hani bu işi hakikaten insanlar izliyor. Evet, videoları hatırlıyorum bu arada. Facebook'ta o dolanan videoları hatırlıyorum. Aynen. Çok fazla büyümeye başladı. Sonra biz dedik ki okay, bu bizim için bir büyüme kanalı olabilir. Ve Facebook'a devamlı video yapmaya başladık. Şimdi o kadar komik ki ben o dönem hani ne Facebook marketing var hiçbir şey bilmiyorum. Facebook'ta video boost etmeyi biliyoruz ama Facebook'tan app install yapıldığını bilmiyoruz. App yükletildiğini. Arada biz bu sırada yatırım almak istediyiz ama hakikaten bilmiyoruz yani. O ilk bizi finanse eden de Ömer abi. Bizim ilk melek yatırımcımız zaten herkes biliyor genelde aynen Ömer abi. Bize böyle açlık niyetinde para veriyordu, masraflar veriyordu. Çok komikti. Biz böyle şey yapıyorduk. Hadi ya niye yatırım yapmıyor bizi alan mafil falan. Hep böyle şey yani. Ömer abinin arkasından deli gibi konuşuyoruz. Önüne gidince Ömer abi hadi falan gibilerinde. Tam yatırımcı şey ilişkisi. Ondan sonra da işte biz ilk yatırım aldık. 250 bin dolar yatırım aldık ve ilk başta Facebook'tan çok iyi büyümeye başladık. Zaten Instagram'da falan o dönemde reklam vermeyi yoktu. Aynen. Bir de biz de videolu olduğumuz için yani 2015'te videolu bir platform yoktu kısa video çekebileceği. Çok da değişik olduğumuzdan dolayı ve konsept olarak da halen hiç kimsenin böyle kendini bir ifade edebileceği bir yer olmadığından dolayı çok yani aslında ürün kendini viral yaptı. Biz de onu hep o yerledik diyeyim o mangalı. Ve büyüdük böyle. Aynen böyle büyüdük. İlk giriş kapısı aslında Facebook'tu. Yani Vine ve Facebook. Üniversiteler Vine ve Facebook. Ama üniversiteler olmasa Vine olmazdı. Çünkü üniversiteler sayesinde Vine'deki fenomenler bize burada bir şey oluyor diye inandı. Aslında ilk şey üniversiteler, sonra Vine, sonra da Facebook. Sonra yatırım aldınız. Tabii yatırım Ömer aldık. Ömer abiden sonra, Melek'le yatırımdan Melek sonra. Melek yatırımcı bir 250 bin dolar yatırım aldık. O aldığımız yatırımla da şey yapmaya başladık. Facebook'ta daha fazla büyümeye başladık ve bir sürü offline... Yani şöyle diyeyim, hatta şöyle startup gruplarında falan bizi çılgın çocuklar diye şey yapıyorlardı. Bizim böyle gerilla gruplarımız vardı üniversitelerde. Bu çocuklar bütün böyle şehirdeki her yere sticker yapıştırıyorlardı bir dönem. Çok aynen, çok komikti. Ya offline event, bütün ya üniversitelerdeki şeyler, her yerde offline event yaptık yani. Ve offline de bizi çok besledi. Particiliğin avantajını ben particiliğin o community yaptım yani o... şey insanla hani o grup yönetme muhabbeti bütün öğrendiğim her şeyi aslında burada çok iyi bir şekilde kullandım diye. Yurt dışına çıkmak çünkü sizin önemli yaptığınız şeylerden başarılardan bir tanesi bence o. Yani burada modeli oturttunuz. Sonra yurt dışına çıktık. Epey bir yere denediniz. Tabii ama ilk iki şeyimiz ya bunu zaten ben her yerde söylüyorum. Bizim ilk iki denediğimiz ülkede biz çok büyük fail ettik. Hatta her yerde anlatıyorum, eğleniyorum da. İlk Almanya'yı denedik, olmadı. Olmamasının belli sebepleri vardı. Birinci sebebi yanlış datalara baktık. O dönemde çok data falan da bakmıyorduk yani. Büyüyoruz kafasında. Ve ilk başta Almanya'ya açıldık. Almanya'ya açıldığımız zaman, şimdi yanlış dataya bakmıştık. Biz Almanya'da kullanılıyoruz zannediyoruz ama aslında Almanya'da bize Almanlar, Almanlar kullanmıyor. Türkler kullanıyor, aynen. Türkler de Almanlarla aynı ortamda bulunmak istemiyor. Sosyal medya app'inde bile ne kadar öyle denmese bile. Ve bizim de öyle bir şeyimiz yok. Facebook, Instagram gibi çok çılgın bir video öneri sistemimiz yok. Patır kütür bütün videolar aynı yere düşüyor. Hani o dönemde. Ondan dolayı da Almanya'da bayağı bir denedik ve lokalizasyon yapmıyorduk. Olmadı. Orada sadece online'dan mı denedik yoksa offline'dan mı? Offline, online, her yerden. Her yani aynı buradaki aynı şey. Aynı. Aynen. Almanya'da arada da biz şöyle bir özelliğimiz var. Her yerde offline community kurabiliyoruz. Almanya'da da 300 kişilik community kurduk bir ayda. Bir ayda Alman insanları. Gitiyordu. Senin ben gittin mi yoksa orada ben gittim. Var direkt ben direkt şey yani. Hayır burada gerilla taktiği olduğunu biliyorsun. Tabii aşçı seferleri direkt hatta öyle dedik bize. Bir kez döndük bir daha dönmeyeceğiz falan diye böyle. Geyik yapıyordum ben böyle ekibi de motive etmek için. Sonra gittik bayağı offline yaptık. Offline'de bir sıkıntımız yok ama ya offline'de var ama online'de dönüşmüyor. Çünkü insanlar öyle bir need yok yani Almanya'da. O bizim... Sonra nereye geldiniz? Sonra Amerika'yı dedik ki bu Almanya yanlışmış. Biz yanlış değiliz dedik. Tabi o zamanlar böyle bilgi yok bu kadar data bakma falan. Sonra dedik ki Amerika'ya gidelim. Gayet vizyonel bir şekilde. Amerika kocaman pazar. Tabii ki de. Şimdi oraya gidelim. Sonra Amerika'ya gittik. Şimdi Amerika'da biz gene yerel bu lokalizasyon dediğimiz bugün kulağınıza geldiğinde çok basit olan ama bizim bundan 1,5-2 sene evvel hak getire dediğimiz bilmediğimiz dediğim yani çok böyle önemsemediğimiz bir şey.
bir şeydi. Ve biz Amerika'ya gittiğimizde hep Türkiye'de tutan başlıkları denemeye çalıştık. Okey, onlar çalışıyor. Gene arada komünite orada da kurduk ki Amerika'da hani o dönemde hani üniversite college community denilen şey artık kaç kez yapılmış falan filan. Ona rağmen biz gene çok az ücretle, orada ilk defa orada ücret vermiştik. Çok az ücretle, çok büyük, gene 300-350 kişilik bir üniversitelerde, çok üst üniversitede ekipler kurduk. Şimdi Amerika'da başaramamamızın bir sürü sebebi var. Birinci sebebi, o dönemde siz şimdi Amerika'da her ülkenin bir kullanıcı şeyi var, alıştığı bir şey var. Biz oraya gittiğimizde aslında app'in kullanıcı UX'inden tutun, sallıyorum video önerme şeyine kadar falan filan, bence yeterli değildi o dönemde. İkinci yanlış yaptığımız şey, en temel şey, lokalizasyon. Bunu daha sonra yapmaya çalışmıştık ama aynı bence hevesimiz olmadığı için bir yani 5 ay falan dedik. Sonra aynen ben şeye çok inanıyorum, hani ilk hevesin ikinci hevesin kadar çok böyle yüksek olmuyor. Aynı şeyi tekrardan deniyorsan maalesef. Ama şimdi mesela onun üzerine de kendimizi, yani o kendi kişisel, kendilik kişiliğimizi hacklemeye çalışıyoruz. Peki nasıl karar verdiniz? Yani burası olmadı demenize sebep şu demek, büyümemi yeterli değildi, içeride kalma. Biz mesela insanlar, biz Amerika'da şunu da başardık çok güzel. Biz Amerika'da çok büyüdük. Çok hızlı büyüdük. Çünkü ben gene orada Vine'deki aynı taktiği uyguladım. Ve Vine, Amerikalı Vine'cıları da bağladım ben. İnfluencer'ları yine bağladım. Babalar gelin ya, burada böyle bir şey var. Aynen. Al biraz para ya da neyse. Biraz daha orada kadar, yani Vine tarafında lokalize ettik ama içerik tarafında kendimizi lokalize edemiyor. Yani ben Vine'cılarla onların Amerika dinledim. Kullanıcı içeri geldi, baktı. Kendini orada ait hissetmedi. Bitti. Aradı, görmek istedi, keyif aldığı şeyleri görmedi ve gitti. Baktı gitti. Birkaç şey daha denedik. Neyse, sonra olmadı. Ondan sonra orada bence Scorp'un gene bize hayatımızı değiştiren insanlardan, yani 3-5 cümlesiyle hatta. Arada bu startuplarda bence bir cümle bile edilen size inanılmaz hayatınızı değiştirebilir yani. İlham veren insanlar çok önemli. Aynen. Murat Elmedağ, bu Instacart'ın CMO'suydu kendisi. Onunla tanıştık orada. İşte bir şekilde bizim mentorumuz, yatırımcımız olacaktı. Olamadı vesaire ama o bize hakikaten böyle birkaç tane ders verdi diyeyim. Orada birkaç tane söylediği şey mesela şuydu bir tanesi. Metriklerimize çok bakmıyorduk o dönemlerde. Şu metriklere bakın. Yani baktığımız metrikler vardı ama çok az metrik bakıyorduk. O bize bütün kendi aslında dedi ki haritanızı çıkartın hepinizin. Bütün app'teki bütün funnel'lara, her tarafa bakın. Yani bir kullanıcının bütün serüvenini görmeniz lazım dedi. Ve biz de okey ilk onu yaptık. Sonra dedi ki bu çok güzel bence, yani kendi firmanızı da yapabilirsiniz. Her gün dedi ne düşmüş ne yükselmiş bütün ekibe gitsin. Sallıyorum kullanıcı yükseldi, bilmem ne düştü. Kırmızı, ama öyle bir iğrenç bir mail ki o. Her şey yeşil. Orada böyle kırmızı oluyor. Dedi ki bu sen her gün o maile bakmasan bile bütün psikolojikli seni her gün o pushluyor. Bak şu düşmüş. Çünkü biz insan oğlu hepimiz. Doğal olarak da hani kötüyü biraz daha şey yapıyoruz. İzlemeyi seviyoruz. İyi şeye bakıyoruz. Hep iyi çok seviyoruz. Yani ben de öyleyim. Herkes öyle. Aynen. İnsan psikolojisi yani. Hepimiz doğal olarak iyi çıkarmayı, kötüyü masa altına sürmeyi seviyoruz. Sürmeyi çok seviyoruz. Bu yani çok güzel bir şey. Her gün senin bütün firmanın metrikleri sana geliyor. Bu yine bizi hayatımızı değiştiren şeylerden bir tanesiydi. Bir de şöyle, o ilk aslında biz lokalizasyonu okey önemsiyorduk falan yapmaya çalışıyorduk. Yani dedi ki hani siz nasıl yaptığınızı bakın Türkiye'de, neleri doğru yaptınız. Sonra onun aynısını copy paste etmeye çalışın ama aynı insanlar, yani siz değilsiniz. Orada siz Türkiye'yi iyi anlıyordunuz ama burayı anlamadığınız için tam gibi içeriğini, ondan olmuyor falan demişti yani. Aslında biz lokalize etmeye çalışıyorduk ama lokalize de şöyle yapıyorduk. Mesela bir adam, sen gidiyordun. Ben gidiyorum. Oradan bir adam tutuyorum. O adamı da ben pushluyorum. Diyorum ki şunu da yapalım. Bunu da yapalım. Hakkı veriyorsun ona. Aynen. Ya da anlaşmalarını Türk gibi evet yapmaya çalışıyorum. O da işlemiyor. Mesela işlemesi çok komik bir anım var orada. Biz bir tane fenomenle 1000 dolara anlaştık. Adam 1000 doları ben attım. 3 dolar PayPal para kestim bundan. Bana dedi ki adam 3 dolara mı? Ben de bu senin şeyin vergin. Ben niye senin vergini ödeyeyim dedim 3 dolara. Adam bana abi 1000 doları geri attı. Bu birincisi. Sonra bunun gibi aynı hikaye iki kez daha yaptım. Totalde 3 aynı hikaye. Şimdi bunu Türkiye'de düşünün. Siz bir liste 5000 TL atacaksınız. 5 lira eksik diye diyecek ki yani tam atıyorsunuz arada bir şekilde banka kesintisi yüzünden 5 lira eksik size parayı yok. Yani böyle bir şey yok mu ülkede? Olmaz yani. Sormazsınız bile 10 lira 20 lira. Yani. Gelmedi eyvallah. Bir şey olmuştur falan. Kafasında falan. Yani
kendi tutumumuzdan tutun, anlaşma şeklimize kadar her şey biz yanlıştı. Aynen. Bunları nasıl söyledi? Neresi tuttu? Sonra hani neresi tuttu aynen. Sonra bunları bize söyledi. Biz sonra bunları bir şey yaptık hani. Kendi 3 temel kuralımız yaptık. Ondan sonra Türkiye'ye geri döndük. 2 ülke denemişiz. Olmamış. Başarısızlık ve çok yani Türkiye'de de çok hızlı büyümüşüz falan. Çok böyle yükseğiz falan. Oraya gittik. Hani tukat gibi geldi bize diyeyim. Sonra Türkiye'ye geldik. Bu Murat abi de dedi bütün her şeyi böyle şey yap. Arada şöyle. Ömer abi de bazı yerlerde bizi tabii şey yapıyordu. Ama doğal olarak Ömer abi de bu kadar büyük bir şeyler gelmediği için onun da şey bir sınırdır. Yani sonuçta adam Türkiye'de startup kurmuş bir Silikon Vadisi bilgisi yok yani. Tabii çünkü sonuçta siz deneye deneye öğreniyorsunuz. Bir de şöyle bir şey de var startuplarda. Sizin, ben şöyle diyorum, sizin mesela bir mentorunuz var. O mentorun bile bir süresi var. Siz o mentorun bir süreden sonra dedikleri şey bazen doğru olsa bile onu şey yapıyorsunuz. Niklet ediyorsun. Aynen. Yani göz ardı ediyorsun. Göz ardı ediyorsun, şey yapıyorsun falan. Başkasını söylemesi daha çok çarpıyor size. Ondan dolayı bence her level atlandığında o level'a uygun insanlar ve mentorlarla konuşmak sizi çok güzel şey yapıyor. Doğru insan bir de denk gelmeniz lazım. O biraz şans tabii. Besliyor. Daha sonra Türkiye'ye geldik. Neleri iyi yaptık falan filan. Onu dedi bütün metriklere baktı. Sonra dedik ki, şimdi biraz daha az risk alalım. Türkiye'ye benzeyen hangi ülkeler var bize benzeyen? Güney Amerika, Türkiye gibi. Gerçekten yani videoları açsam size Türk dersiniz insanlara. Türkiye gibi. Dedik o zaman Güney Amerika'yı deneyelim. Ama dedik ki bir ülke denemeyelim ve gitmeyelim buraya. Artık o da işte. Bu sefer gitmeden full bütün doğru insanları orada bulup yani burada aslında biz ne yaptıysak bizim rolümüzdeki bütün insanları o puzzle'da yerlerini yerleştirip bir de bir kişiyle de değil artık o kadar tırsıyoruz ki 3 tane aynı yani mail büyük işlerde sallıyorum işte Facebook içerik yönetimi ya da Apple içerisinde içerik yönetimi 3 tane adam yapıyordu. Ki şey olsun yani test ediyoruz. Biri patlarsa ötekinler. Öteki yani. Aynen. Şöyle yapıyorduk patlarsa değil de 3'ünün de performansına bakıyorduk içeriğine yani hangisi daha iyiyse öyle devam ediyorduk. Bir de aynı anda 10 ülkede denedik. Aynı anda 10 ülke. Ben burada 70 kişilik bir stajyer ekibi şey yaptım, doldurdum. 70 kişi. Şaka değil herhalde. Bütün yani burası şeydi hani. Burada dedim kolektif ağzın en üst katındaydık. İçerisi şey gibiydi yani. Herkes İngilizce konuşuyor. Çok komik bir ortamdı. Her yer stajyer. Ve bütün hedef hani tek şey. Tek hedefimiz Güney Amerika'da ve aynı anda Hindistan'da deniyorduk. Aynen abi. Çok ülke denildi diye. Sonra bizim Türkiye'deki ilk günlerde metrikleri koyduk. İki tane ülke bu metriklere çok yakın çıktı. Hatta Meksika bizden yüksek çıktı. Meksika ve Brezilya. Okey dedik galiba oluyor. Sonra Meksika ve Brezilya'ya yüklendik. Sonra orada işte ofis falan açtık. Sonra oraları büyümeye başladı. Hatta bir ara Brezilya'da Facebook falan geçtik. Bayağı böyle çıktı. Evet onu hatırlıyorum. Aynen aynen. Evet. Aynen böyle çok çılgın o Türkiye'deki gibi. Hani sorsanız Brezilya birisine genç yaşta %80 falan biliyordur yani. O kadar şey oldu. Bu zaten bir 4-5 ay evvel falan oldu. Şu an bir numara. Türkiye mi hala yoksa içeride? Şu an hala Türkiye'de bir numara. Brezilya ve Meksika çok güzel bir şekilde büyüyor. Şimdi bizim ana hedefimiz birazcık daha app'in içerisinde hazır edip Almanya'yı deneyeceğiz tekrardan. Aynen bir tekrarımız olacak ama ona böyle hakikaten böyle kuşanıp gideceğiz diye. Niye Almanya? Mesela niye İspanya değil? Yani mesela çünkü İspanya, yani Latin Amerika, yine İspanik konuşuyorlar. Tabii daha yakın. Daha yakın. Bence de. İnsanları bizim hani Türklere daha bence görece şeyler yani. Bence de. Gibiler. Hani kültür uyduğu için dedin ya sen hani bizim gibi olanlara baktık. Aynen. Ya bence de kesinlikle. Ama o başlık yani biz orada birazcık daha kolay kaçtık. Ama bizim şu an Scorp'un ihtiyacı olan şey bir develop bir yer. Prove etmek. Aynen develop bir kandı yani gelişmiş bir ülkede. Aynen gelişmiş bir ülke seçmemiz lazım ve yani dünyada gelişmiş çok büyük ülke varsayımı Amerika var. Tabii İngiltere var, Almanya var. Diğer sadece ülkeler de büyük ama bunlar hani bir de şey var Doğu var tabii. Oralar çok alakasız. Yani bambaşka. Çok ayrı kültür falan oralar çok zor. Ondan dolayı biz hani bu üçünden bir tanesini tekrardan seçmek gerekirse Almanya diyelim dedik ama değişebilir. Bu arada yani. Arkadaş Alman vatandaşıdır biliyor musun? Hakikaten. Hemen yiyip kırıklı. Hadi abi. Hadi abi. Bence güzel şeyi de merak ediyorum. Hani toparlamak evet, gerekirse. Çok güzel aynen pardon. Bizi izleyenler gibi hem bir kere girişimciler var. Aynen. Yani şu an bir fiil bu konuya bakan, aklı fikri olan olmayan. Onlara ne dersin toparlarken bir de mentor-fail esas amaçlarından bir tanesi Türkiye'de kaliteli mentor şeyini arttırmak. Tabii. Birkaç şey söyledim biraz önce aslında.
bir iki açıdan da toparlayalım istersen. Tamam. Ne girişimciler ne demek istersin son olarak ve mentorlara ne demek istersin? Tamam. Ya şimdi girişimcilik şöyle, yani insanlar genelde bir şey yapmayı deniyor. Fikir olarak ne şey olsun deyip hani evet, şey yapıyorlar. Ya girişimcilik şöyle bir şey, roller coaster gibi. Böyle hani en yüksekte bağırıyorsun da en aşağıda ağlıyorsun da. Ondan dolayı eğer hani böyle bir şeye herkes okey olmasına gerek yok ama böyle bir şey okeyse bence kesinlikle yapmalılar ve gençlerse daha da yapmalılar. Çünkü ben şeye çok inanıyorum. Yani eğer sen 20-21 yaşlarındaysan 19 falan 22-23 kaybedecek hiçbir şeyin yok. Risk alabileceğin zamanı gerçekten en tertemiz bir zaman yani. Çok temiz bir zaman. Ondan dolayı bence kesinlikle startup ya da startup bari bir yerde staj yapıp kendine de bence direkt girmesin. Bir yerde staj yapmak, bir yerde çalışmak çok işinize yarıyor. Aynen doğru firma olmasına bile gerek yok. Bu yapı genelde startuplarda hep aynı oluyor. Bence onu yapsınlar ve hani fikirleri varsa yani denesinler çünkü başarısız olunca da bir şey olmuyor. Başarılı olunca güzel şeyler oluyor. Başarısız olunca bir şey yok yani. Zaman hiçbir şey kaybetmiyorsun. Zaman da zaten gençken bence çok fazla ve kazandığı tecrübe aslında inanılmaz büyük bir çılgın bir şey. Kazanım yani. Ve büyük firmalar yani kurumsal açıdan bile bakacak olursak artık büyük firmalar okey test falan vesaire yapıyor. Mesela ben Unilever bir şey biliyorum hani artık şeye soruyor. Kendin bir şey yaptın mı? Ne yaptın? Ne? Yani bu senin CV olaraktan çok sıyıran bir şey bence. Deneyip başarısız olsan bile. Ondan dolayı bence herkes denemeli üniversitedeyken değil. Yani, peki düşünmeden. Mentorlara? Mentorlara da, çünkü Türkiye'de bazı mentorlar çok şey, çok böyle şey oluyor. Eleştiren gideceğim. Aynen, iyi eleştiren gideceğim. Yani doğru mentorla çalışmaları çok önemli. Ondan dolayı böyle her mentorun yerine gitmemeli lazım. Bizde mesela Ömer abi çok doğru bir insandı, bizi bir sürü yanlış mentordan korudu. Ondan dolayı illa Ömer abi değil, bir sürü onun gibi saygıdeğer mentorlar var. Hakikaten böyle kendiliğinden veren ve o firma büyümesi için bir sürü şey yapan insanlar var. Ondan dolayı yani hani böyle doğru insanları seçsinler. Her şey mesela şunu söyleyeceğim aslında. Ben seni birisiyle tanıştıracağım, şunları bunları yapacağım diyen de değil, tam tersi eleştiren de takılsınlar. Çünkü şöyle olacak, öyle olacak. Bak seni şöyle yapacağım, bana %10 ver, seni şunlarla tanıştıracağım, şuna satarsın, böyle yaparsın. Bunlar hep bize bir sürü şey başımıza geldi yani. Hem de çok bilindik isimlerden bile oldu. Bizim dönemleri çok şey, garip aynen. Onlara şey yapmasınlar yani, o tarz insanlar doğru insanlar değil. Yani doğru insanlar aslında sizi eleştiren, sizin peşinizden koştuğunuz insanlar oluyor genelde mentorlar kısmında. Öyle. Süper. Çok teşekkür ederim. Ben çok keyifli oldum. Aynen, çok güzel. Keyifli. Yok yok, bence gayet güzel bir bölüm oldu. biz hiç kesmiyoruz. Biz böyle direkt ham bir şekilde gidiyoruz yani. Bize de çok şey yani, lean her şey. Okay. Biz çok teşekkür ederiz. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Metro Effect TV'nin hem kanalından, Metro Effect'in hem kanalından hem de Yollar TV kanalından bu bölümü izleyebilirsiniz. Bir başka bölümde görüşmek üzere. Görüşmek üzere.